Babamınki gibi. Ne yapıyorum? Babamınki gibi. Git hadi Mike, git. Biz iyiyiz. Oğluna marketteki arkadaşından selam söylemeyi unutma. Bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? Ha? Bizden istediğin nedir? Kaç! Yanına birini al ve benim yokluğumda onunla beraber kal. Diğerleri de markette bekleyebilir. Aynayı ayarlarsanız içeriği izleyebilirsiniz. Evet, hepimizi aynı anda aklamasını istemiyorsun değil mi? Evet, bu da olabilir. Bayanlar, hadi belediye binasına dönelim. Mike. Peter'a dışarıda bir şey olmaz, değil mi? Hayır. Bu iş sona erdiğinde uygun şekilde gömülmesini sağlayacağım. Hadi. Hadi. Hadi gidelim. Bayılmış. Çok hafif uyku ilaçlarıdır. Doktor Grissom bundan hafiflerini reçetesiz alabileceğimizi söylemişti. Sanırım şok yüzünden her ne yaptıysa ya da ona her ne yapıldıysa ondan artık kurtuldu. İyi uykular canım. Birinin onunla kalması gerekir mi? Yani nöbet beklemesi. Kate'in gardiyana ihtiyacı yok. Ya. Gardiyana ihtiyacı yok. Neler oluyor? Kezba yalnız bir kadına göre bir yerde. Çok fazla ilgi çekiyor. Çok fazla istek uyandırıyor. Doğal olarak biz de onu olası bir utançtan kurtarmak istiyoruz. Olası utançlar önlenebilir, evet. Bu durumda programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Andy! Bir tatlım, sorun nedir? Koya! Hadi onu yukarı çıkaralım, hadi. Baskısına dayanamayan Eisenhower sonunda Montgomery'de. Var. Çok korkuyorum. Ben de. Ben oraya giremem. Özür dilerim, yapamam. Daha fazla dayanamam. Sandy. Aman Tanrım. Sandra. Sandra. Yapamam. Ne var? Ne? Yapamam. Ne? Hey, tamam tamam, gel. Yapamam. Sorun ne? Bana istediğimi verirseniz giderim. Thank you.
Sakın gitme. Sakın gitme. Hadi bana yardım edin. Hadi Joanna. Hadi Joanna. Andy, biraz gelebilir misin? İyi misin? Ölmüş. Ursula, iyi misin? Sandra, ikiniz gidip Kore'yi sarmam için birkaç battaniye getirebilir misiniz acaba? Evet. Getirebiliriz. Tamam. Mike, neler oluyor? Billy Somers. Onun öldüğünden emin misin? Evet. Neden? Bayan Stanhope da öldü. Bayanlar tuvaletinde. Nasıl ölmüş? Kalp krizi mi? Felç mi? İntihar. Billy hala kulübede mi? Evet. Orası uygundu. Cesedi iyice sardık. Andy. Evet. Sen ve sana gidip Bayan Stanhope'u battaniyelere sarın. Sonra çıkarıp Billy'nin yanına koyun. Arka kapıyı kullanın. Kimsenin buradan dışarı bir ceset taşındığını görmesini istemiyorum. Peki oğlu Jonas ne olacak? Onu aşağıda gördüm. Yatmaya hazırlanıyordu. Umarım yatarda. Ona durumu yarın sabah karısı açıklayabilir. Altın ben. Evet efendim. Aşağı inmeni ve hala uyanık olan 5-6 adam bulmanı istiyorum. Gerekirse kalp krizi geçirmeden karda birkaç kilometre yürüyebilecek kadar zinde görünen adamlar istiyorum. Söyle buraya gelsinler. Sadece onlarla konuşmak istediğimi söyle, tamam mı? Peki efendim. Mike. Ben bittim. Robbie nerede? Robbie'yi görmek istiyorum. Neredesin? Burada olacağını söylemişti. Onu bir kez daha görmeden ölmek istemiyorum. Ölürken elimi tutan biri olsun istiyorum. Robbie neredesin? Neredesin? Robbie'yi görmek istiyorum. Burada olacağını söylemişti. Ah Robbie neredesin? Kasabama yeterince zarar verdin. Aa Jack, her zamanki gibi sen kazanıyorsun. Kirk, merak etme, bir sonraki el şansın döner. Mike. O adam mı yapıyor? Markette Ralph'i kucağına alan adam. O yapıyor değil mi? Başa çıkabilecek misin? Evet. O adam asla bir mahkemeye çıkmayacak. Bunu sen de biliyorsun. Belki de ondan kurtulmalısın. Bir kaza geçirmesini sağla. Soğuktan donmadan içeri girsen iyi olacak. Bize geri gel. Geleceğim. Hatch, Robbie'nin elinde silah var. Robbie, galiba adamı vuracak. Uzak dur ondan. Silahı bırak.
Robby, neden? Neden yanıma gelmedi? Robby yapma! Neden yabancıların arasında ölmeme izin verdin? Hadi durma, yardım et! Robby, ne yapıyorsun? Neden yalnız ölmeme izin verdin? Robby! Seni bekledim Robby. Hala da seni bekliyorum. Cehennemde. Seni bekliyorum. Kes artık, yoksa... Yoksa ateş ederim. Onunla mı? Robby. Cehennemde seni bekliyorum Robby. Oraya geldiğinde gözlerini yiyeceğim. Tekrar ve tekrar. Çünkü cehennem tekrardır. Günahla doğan bana döner. Söyle onlara, bana istediğimi verirseniz ben de giderim. İstediği şeyi vermek zorundayız. Verirsek buradan gidecek Mike. Bizi rahat bırakacak. Ama eğer vermezsek... Biz... Nereye gitti? Dışarı. Fırtınanın içine.
Bu fırtınada hiçbir şey göremeyiz. Dostlarım, biliyorsunuz ki erdemli olmak zordur. Oysa günahın kötü olmadığını söyleyen sözlü arkadaşlara kanmak çok kolaydır. Size inkar iyidir derler. Sizi sürekli izleyen bir tanrı yok. Yakalanmadığınız sürece her şeyi yapabilirsiniz derler. Ya siz? Tanrı'ya şükür diyebilir misiniz? Bunu söyleyebilir misiniz? Kardeşlerim, bu gece size gizli günahtan bahsetmek istiyorum. Tanrı'ya şükür. Ve size hatırlatmalıyım. Tanrı'ya şükür günah dudaklarda tatlı ama dilde acı bir tat bırakır. Erdemli bir mideyi ise zehirler. Tanrı sizi kutsar ama siz amen diyebilir misiniz? Gizli günah, bencil kalbiniz der ki paylaşmama gerek yok. Hepsi benim olabilir ve kimse asla öğrenemez. Bir düşünün kardeşlerim. Kimseyi ilgilendirmez. Küçük kendi sırrımı kendime saklayacağım ki ben abi zarar görmeyeyim demek, sonra da çevresinde büyümeye başlayan yoz yarayı inkar etmeye çalışmak çok kolaydır. Bunu herkes yapabilir. O yaranın çevresinde bir ruh hastalığı büyür. Emin olun ki günahınız sizi bulacak ve sırrınız ortaya çıkacaktır. Bütün sırlar ortaya çıkacak. Tanrı'ya şükür diyebilir misiniz? Amin diyebilir misiniz kardeşlerim? Sizden günahın ve umursamazlığın bedelini ödemenizi istiyorum. Sizden küçük bir istekle kapısını çalan yabancıya, kilidini sürgüleyenlerin sonunu görmenizi istiyorum dostlarım. Yüzyılın fırtınası New England'a tarih oldu. Temizleme çalışmaları her yerde başladı. Bir yer hariç, Little Tall Adası. Maine açıklarındaki bu küçük adanın nüfusu son sayıma göre 400 kişi. Fırtınanın çok şiddetli olacağı anlaşıldığında ada halkının yarıya yakını Maine'e sığınmıştı. Adada kalan 200 kadar kadın, erkek ve çocuğun hemen hepsi fırtınada ortadan kayboldu. Kaybolmayanların durumu ise daha da korkunç. Birleşik Devletler Sahil Koruma şu ana kadar 4 ceset buldu. Yetkililere göre ikisi intihar vakası olabilir ama diğer ikisinin muhtemelen aynı alette dövülerek öldürülmüş cinayet kurbanları olduğu kesin. Şaşkına dönen polis sürekli aynı soruyu soruyor. Little Toll Adası'nın diğer sakinleri nerede? Marketin sahibi ve adanın polis memuru olan Michael Anderson nerede? Fırtına çıktığında öpüşme hastalığı yüzünden evinde dinleniyor olan 14 yaşındaki Davy Hopwell nerede? Kasaba başkanı Robert Williams nerede? Kimse bilmiyor. Hayır. Amerikan tarihinde buna benzer bir olay daha önce de yaşanmış. Adadaki herkes kaybolmuş. Kimse bilmiyor. Bunun üzerine polis araştırmalarını bu yönde devam ettiriyor. Virginia'daki Roanoke köyde 1587 yılında erkek çocuk bütün sakinleri ortadan kaybolduğunda böyle görünüyordu. 1587 yılında bulunan tek ipucu ağaca kazınmış bir kelimeydi. Croton. Croton bir yerin ismi, bir yazım hatası. Yüzyıllar önce unutulmuş bir dilde bir kelime. Bunu da kimse bilmiyor. Polis gazetecilere olayın çözüleceği yönünde teminat veriyor. Ama onlar bile bir gerçeği inkar edemiyor. Little Toll'un kayıp sakinleri için umut tükenmek üzere. Delillere göre ada halkı fırtınanın ilk ve en kötü gecesini burada, Little Toll Belediye binasının bodrumunda geçirmiş. Sonrası ise hiç bilinmiyor. Peki 1587'de Roanoke'da ne oldu? 1989'da burada, Little Toll'da ne oldu? Bunu öğrenemeyeceğiz. Ama bir şeyi iyi biliyorum. Davy, sen basketbol oynayamayacak kadar kısasın. Emin olun, günahınız sizi bulacak ve sırrınız ortaya çıkacaktır. Bütün sırlar ortaya çıkacak. Tanrı'ya şükür diyebilir misiniz? Amen diyebilir misiniz kardeşlerim? Sizden günahın ve umursamazlığın bedelini ödemenizi istiyorum. Sizden küçük bir istekle kapısını çalan yabancıya
kilidini sürgüleyenlerin sonunu görmenizi istiyorum dostlarım. Çünkü şehvetin bedeli toprak, günahın bedeli ölümdür. Çünkü yalvaranı reddeden, amen, çabalayana, zaman tanımayan katı kalpliler bunun cezasını çekecektir. Ve ruhu nankör olarak damgalanacaktır. Özür dilerim. İkimiz de dileriz. Öyle değil mi Buster? İstediğinizi veremediğim için özür dileriz Bay Lenoir. İstediğinizi vermediğimiz için özür dilerim. Bunun bedeli ödenmeli. Hayır. Özür dileriz Bay Lenoir. İstediğinizi vermemiz gerekirdi. Baba! Hayır! Mike? Ah tanrım. Korkunç bir rüya gördüm. Main sokağında bir muhabir... Herkesin nasıl kaybolduğunu anlatıyordu. Uzun zaman önce Virginia'nın bir köyünde olduğu... Evet. Kimse nereye gittiklerini bilmiyor. Rüyada da bizim nereye gittiğimizi bilmiyorlardı. Hepsi o rüyayı görüyor. Anlıyor musunuz? Hepsi de bizimle aynı rüyayı görüyor. 200 insan nereye kaybolabilir ki? Özellikle de fırtınada tecrit olmuş küçük bir adada. Okyanusa. Ne? Okyanusa. Kitlesel intihar. Eğer ona istediğini vermezsek. Nasıl yapabilir? Bilmiyorum. Ama yapabileceğine inanıyorum. Peki ne istiyor Mike? Ne istiyor olabilir? Bay Lenoir hazır olduğunda öğreneceğiz. İstediğimi verirseniz giderim. Mike!
Mark, Fener Kulesi yıkılacak galiba. Hayatım boyunca böyle bir fırtına dalgası görmedim. Ne oldu? Hadi bekliyoruz, hadi. Pekala. Dinleyin. Dışarı çıkanlar binaya yakın dursun. Unutmayın, dışarıda kutup beyazı var. Gidelim buradan. Acele edin. Hadi acele edin. Hadi gidip anneni alalım ve biz de izleyelim. Hadi çabuk olun. Anne biz de çıkıp izleyelim. Evet, ben de izlemek istiyorum. Ama önce kartolumunu giydirelim. Hadi çabuk olun. Bu tarafa. Hadi. Sence yıkılacak mı Mike? Yıkılacak galiba. Bence yıkılacak. Bir şey göremiyorum. Çünkü kutup beyazı var. İşte Fener'in ışığı hala yerinde duruyor. Kule duruyor. Yıkılıyor. Tanrım, kesinlikle yıkılıyor. Master, Fener Kulesi yıkılıyor. İşte yıkılıyor. Fener Kulesi nerede baba? Yıkıldı mı? Evet öyle oğlum. Fener Kulesi yıkıldı. Sen de gördün mü Angie? Angie! Angela! Sen de! Angie! Angela! Bayan Kingsbury! David! Angie! Ama şimdi buradaydı. Angie! Bir şey yok koca adam. Eminim içeri dönmüştür. Bayan Kingsbury! Bayan Kingsbury! Bayan Kingsbury! Angie! İçeri dönün! Herkes içeri dönsün. Mike, neler oluyor? İçeri dönün hemen. Neler oluyor Mike? Hadi içeri dönün. İçeri. Hadi herkes içeri. Bayan Kingsbury. George Kirby neredesin? Michael. İçeri girin hemen. Michael, Angela'yı gördün mü? Onu da al ve hemen içeri dön. Biraz önce yanımdaydı. Hadi çabuk ol. Bill. Bill Timmons. Herkes içeri! Angie Carter! Baba, annemi dışarıda bıraktık. Merak etme oğlum, annen iyi. Ekip sistemi tamam mı? Tamam. Kimse yalnız kalmayacak. Dikkatli olun çocuklar. Hiç şüphen olmasın. Dakika sürer. İçeri dön de üşüme. Ben iyiyim. Ekip sistemi unuttun mu? Tamam, oldu. Bir küçük çaydanlık, kısa ve şişman.
şeyibim. Suyumu ısınınca çığlık atarım. O şarkıdan nefret ediyorum. Neden? Bilmiyorum, nefret ediyorum işte. Jack Carver ne durumda? Biraz sakinleşti. İyi ki kadınlar Jack kötüleşmeden önce çocuğu oradan uzaklaştırmış. Angela ve kaybolan diğerleri için bir arama yapmamız gerekirdi, değil mi? Alton Hatcher liderlik etmese bile sen edebilirdin. Arama grubu dönmediği takdirde ne yapılırdı? Bir grup daha mı gönderilirdi? Burada böyle oturamayız. Oturabiliriz ve oturacağız da. Burada oturacağız ve fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz. Affedersin Ford, bir kahve alacağım. Bence bir şeyler yapmak zorundayız, lütfen. Robbie! Katrina bitsin, nesi var acaba? Bir şey yok tatlım, sadece yorgun. Hadi bakalım oyuncaklarınızı da toplayın. Bay Anderson size yeni oyuncaklar getirsin, tamam mı? Hadi bakalım. Ben toplamayacağım, babam bana çörek verecekmiş. Danny. Dan Bills, hemen buraya dön. Hemen dedim. Ralphie. Buraya peri semerli çocuk. Aferin. Sakın korkma. Evet, tamam. Ne yapıyorsun? İsa ve havarileri Granatların ülkesinde, Mark'ın İncil'i. Aman Tanrım. Ne diyorsun? İncil'e göre orada ruhu temiz olmayan bir adamla karşılaşırlar. İçinde şeytanlar olan bir adam. Adam mezarların arasında yaşıyordur. Hiç kimse onu tutamaz. Zincirleseler bile. İsa şeytanları kovar ve bir domuz sürüsüne çevirir. Domuzlar kendilerini okyanusa atarak boğulur. Yalnız İsa şeytanları kovmadan önce onlara isimlerini sorar. Ve adamın içindeki şeyi der ki, bizim adımız Lejyon. Çünkü sayımız çok. Ralphie.
Jeneratör durmuş. Ne zamandır dersin? Söylemek zor. En azından sabahtan beri gibi. Muhtemelen kar toplanıp egzozu tıkamıştır. Pekala seni. Sen ve Harry et devriyesine. Büyük sır parçalarını indi ve tavukları alın. En iyiler arkada buzluktadır. Hala sağlamlar mıdır dersin? Şaka mı yapıyorsun? Hadi başlayalım. Hava erken kararacak. Biz de konserveleri toplayacağız. Sonra da gelip patates, ekmek ve sebzeleri alacağız. Ve süt. Çocukların süt içmesi gerek. Hey Mike. İsmindeki harflerin yerini değiştirince ne olduğunu onlara da söyleyecek misin? Kime ne faydası olacak? Bilmiyorum. Tanrım Mike, beni çok korkuttu. Beni de. Ama şimdilik bu korkuyu kendimize saklayacağız. Geçirmemiz gereken bir gece daha var. Mike. Hadi konserveler, toplayalım. Angel Carver. Billy Timmons. Angel Carver. Billy Timmons. Bir şey var mı? Hayır. Olsa söylerdim. Şuna basmaya devam et. Hadi sen çık, ben basarım. Senin gözlerin daha iyi. Bayan Kingsbury! George! George Kirby! Ben iyiyim. Yukarı git. Kocanın ve oğlunun yanına git. Ama çocuklar... Kim oyun oynamak ister? Ben istiyorum. Annem nerede? Yukarı gidip nerede olduğuna bakabilirim, olur mu? Babanı ister misin? Evet. Lütfen Bayan Bills. Ralphie nerede? Az önce buradaydı. Herhalde çörek almak için Dani'nin peşinden yukarı çıkmıştır. İkisini de gönderirim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Karımı bulmak zorundayım Molly. Dışarının durumunu biliyorsun Jack. Angie dışarıda, biliyorum. Binaya 50 metre uzakta. Yolunu kaybetmiş, donarak ölmek üzere. Bir dışarı çıkarsan sen de kaybolursun. Kornayı duyacaklardır. Tıpkı sisli bir okyanus olduğu gibi. Ferd'ün yanına gidiyorum. Hiç dışarı çıkmayın demiştim. Altın içir bana ne yapacağımı söyleyemez. Dışarıdaki benim karım. Kamyonetten öteye geçme lütfen. Sakın kaybolma Jack. Ralphie nerede? Bilmiyorum. Seninle yukarı gelmedi mi? Hayır, diğerleriyle oyuncakları topluyordu. Ne diyorsun sen? Ralphie aşağıda değil mi diğer çocuklarla? Ben görmedim. Kate'le oynuyorlardı. Ona göz kulak olman gerekiyordu. Görmedim Molly. Ona göz kulak olman gerekiyordu. Sakın karıma bağırma. Bir tur daha. Sunny, sen ve Harry ekmek ve çörekleri alın. Rafta ne varsa hepsi. Tamam. Kirk, sen de en az 50 kilo patates alacaksın. Ben de süt alacağım. Pekala, iş başına. Mümkün olduğunca çabuk dönelim. Bu da ne? Aman tanrım Mike. Bu Jane Kingsbury. Neler oluyor? Rafi! Tanrım ne oldu? Hadi bu tarafa. Size söyledim. Dani Biz'le yukarı Pippa gitmedi. Pippa son gördüğünde Ralphie neredeydi? Ralphie. Anne. Buradayım. Merhaba anne. Ne oldu? Bebeğim. Burada ne yapıyorsun? Korkudan öldürecektin beni. O adam buradaydı. O adam mı? Babamın tutukladığı adam. Ama ben onun kötü bir adam olduğunu önemli sanmıyorum. Önemli değil. Geçti çünkü artık tatlım.
Onu güvenli bir yere götür. Jonas? Molly? Nedir o? Bilmiyorum. Söylesene ne o? Bana istediğimi verirseniz giderim. Ne istiyor bu adam? Ah tanrım. Rafi adam nereye gitti? Arkamı döndüğümde ortadan kaybolmuş olmalı. Orada dışarı çıkmak için sadece bir kapı var şapşal. Kapa çeneni Danbius. Bu nedir Rafi? Bir hediye. Bana hediye verdi. Televizyondaki gibi kötü bir adam değil o. Kötü adamlar çocuklara hediye vermez ki. Anne şuna bir baksın tamam mı? Yapma Molly. Yapma. Bakabilirsin anne. Korkmana gerek yok. Sen içinde ne olduğunu biliyor musun? İçine baktın mı? Hı, tabii. Hatta Bay Lenoj'la bir oyun bile oynadık. Bunların özel olduğunu söyledi. Onları paylaşmalıymışım. Çünkü hediyeyi sadece bana vermemiş. Yerinizde olsam onu açmazdım Bayan Anderson. Dün gece gördüğümüz rüyayı ve bu adamın olası tabiatını düşünürseniz. Hayır. Siz olsanız açmazdınız peder. Ama o adam pis ellerini oğluma ikinci kez sürüyor. Onu buraya nasıl getirdin? Bırak artık Sunny. Bunlar neden bizim başımıza geliyor? Sen Metodist Kilisesi'nde Peder Riggins'in ilahilerini okuyorsun. Sürekli İncil'den alıntılar yaparsın. Bunların neden olduğuna dair fikrin olmalı. İncil'de Eyüp hakkındaki hikayeyi hatırlıyor musun? Hı hı. O hikayenin hiç yazılmamış olan bir kısmı vardır. Eyüp'ün ruhu üzerine girilen yarış bitip Tanrı kazandıktan sonra Eyüp dizlerinin üzerine çöker ve der ki Tanrı bana bunu neden yaptı? Hayatım boyunca sana taptım ama sen benim hayvanlarımı yok ettin. Hasatlarıma afetler gönderdin. Karımı ve çocuklarımı öldürdün. Bana yüzlerce hastalık verdin. Ve bütün bunları şeytanla iddiaya girdiğin için yaptın. Öyle olsun. Anladım tamam ama Tanrım bütün inananların bir şeyi merak ediyor. Neden ben? Eyüp bekler. Ve tam Tanrı'nın cevap vermeyeceğine kanaat getirdiğinde gökyüzünden bir gürültü yükselir. Bir şimşek çakar ve Eyüp bir ses duyar. Eyüp, galiba sende benim sinirime dokunan bir şey var. Bir faydası oldu mu? Bana da olmadı. Angie! Buradayız Angie! Angie! Jack,
Hadi içeri gir, içeri gir. Hayır, karın burada bir yerde. Şu kornaya basmaya devam edin. Sakin ol Jack, onu bulacağız. Karın burada bir yerde ve hala hayatta. Bunu hissediyorum. Hadi şu kornaya basmaya devam et. Evet, Jack, şuraya bak. Angie! Seni çok merak ettik sevgilim. Buster o kadar endişelendi ki. Tanrım Angie, sana ne oldu? Sana ne yaptı? Seni nereye götürdü? Ona istediğini vermek zorundayız. Efendim? Ne dedin hayatım? Seni duyamıyorum. Lenoj mu? Evet, Lenoj. Ona istediği şeyi vermek zorundayız. Beni size bunu söylemem için geri getirdi. Ona istediğini vermek zorundayız, anlıyor musunuz? Ona istediğini vermek zorundayız. Angela! Aman Tanrım. Peki ne istiyormuş? Sana söyledi mi? Bize bu akşam söyleyecekmiş. Özel bir kasaba toplantısı yapacakmışız. Orada söyleyecekmiş. Gelmek istemeyenler olursa, kasabanın iyiliğini istemeyenler olursa, dün gece gördükleri rüyayı unutmasınlar dedi. Roanoke'da olanları hatırlasınlar dedi. Kort'un asla unutmasınlar dedi. Her ne demekse. Jack, beni içeri götür. Donuyorum, Buster'ı görmek istiyorum. Tamam. Hatch. Billy Timmons'dan ya da George Kirby'den iz var mı? Hayır. Bayan Kingsbury'den de yok. Jane Kingsbury ölmüş. Küçük köpek demiş ki, topumun nerede olduğunu biliyorum. O küçük kötü çocuk onu cebine koydu ve götürdü. Ama onu bulabilirim çünkü benim burnum... Küçük çaylanlık... Sally tatlım, şu anda şarkı söylemiyoruz, tamam mı? Hikaye anlatıyorum. Neler oluyor ki? Bir bilmiyorum. Galiba şarkı söylemek istiyorum. Pekala millet. Lütfen sakin olun. Herkes otursun. Mike. Çocuklar çok tuhaf davranıyor. Tuhaf mı? Ne demek istiyorsun? Artık bu dünyadan ayrılmanın ne kadar kolay olduğunu biliyorum. Keşke bilmeseydim ama biliyorum. Tamam. Orada durmuş Fener Kulesi'ni izliyordum ve aniden onun oldum. Şşt, geçti hayatım, geçti artık. Parmaklarım yandı. Bak, kızardılar ama hala buz gibiler. Angie, daha sakin bir yere gitmek ister misin? Eğer istersen gidebiliriz. Hayır, bunu herkes bilmeli. Herkes dinlemeli. Sana ne oldu Angie Carver? Fener Kulesi'nin yıkılışını izliyorduk. Sonra aniden karın içine savruldum. İlk anda biri şaka yapıyor sandım. Sonra dönüp baktım ve... beni savuran şey... bir insan değildi. İnsan gibi giyinmişti. İnsan yüzü taşıyordu ama gözlerinin yerinde kapkara bir boşluk vardı. Sonra bana gülümsedi ve dişlerini gördüm. Sonra bayıldım. Hayatımda ilk kez bayıldım. Bayıldım. Kendime geldiğimde uçuyordum. Kulağa delice geliyor biliyorum ama bu doğru. Ve önümüzde... önümüzde bizi yöneten ya da belki de havada tutan siyah bir baston vardı. Kurt başlı siyah bir baston vardı. Ne kadar hızlı uçarsak uçalım, o hep bizden ilerideydi. Hep.
Adayı gördük. Fırtına dinmiş ve güneş açmıştı. Her yerde kar araçları ve polisler vardı. Anakara polisleri, eyalet polisleri ve hatta avlak bekçileri. Yerel ve ulusal kanallardan muhabirler de vardı. Ve hepsi bizi izliyorlardı. Hepsi bizi arıyordu ama biz yoktuk. Ortadan kaybolmuştuk ve kimse bizi bulamıyordu. Rüyadaki gibi. Evet öyleydi. Sonra yükselmeye başladık. Bulutları hissedebiliyordum. Ama kar bulutları gibi soğuk bir his değildi. Daha çok nemli, ıslak bir pamuk gibiydi. O anda George onun ne yapacağını anladı. Ve çığlık attı. Ama o şey sağ kolunu açtı ve sonra ben... Sol kolunu! Sonra ne oldu Hinci? Beni geri getireceğini söyledi. Zamanda ve fırtınada geri getireceğini söyledi. Gelip sizi anlatmam için yaşamama izin verecekti. Bu akşam geldiğinde ona istediğini vermemizi söylemem için beni geri gönderdi. Eğer Lenoj denen bu adamın istediği bir şeye sahipse neden onu kendisi almıyor? Alabildiğini sanmıyorum. Sanırım bizim ona vermemiz gerekiyor. Sonra kendimi karın içinde sendelerken buldum. Kutup beyazı içinde kornayı duydum ve herhalde Fener Kulesi yıkılmadı çünkü ses düdüğünü duyabiliyorum diye düşündüm. Ve Fener'e doğru yürümeye çalıştım. Sonra karın içinden birinin belirdiğini gördüm. Onun döndüğünü sandım. Beni yine uçuracağını ve bu kez beni atacağını sandım. Ama gelen o değildi. Sendin Jack. Neden? Neden biz? Belki de sır saklayabildiğimiz içindir. Çocukların oyuncaklarını getirdim. Ne? Neler oluyor ha? Buster. Heidi. Pippa. Ralphie, iyi misin? Pip. Pip, neyin var hayatım? Pip, neyin var hayatım? Bir tanem. Pip, neyin var canım? Ne oluyor? Çocukların nesi var ha? Bilmiyorum ama... Ama gözleri... Bomboş bakıyor. Pip, uyan kızım. Hadi uyan. Hadi kızım uyan. Hepiniz uyanın hemen. Hey bakın. Bir köpek başı. Gümüş bir köpek başı. Çok güzel. Bir köpek. Evet, köpek başına bakın. Neye bakıyorlar? Mike'ı çağır. Hemen Mike'ı getir. Hemen. Köpek başı, evet. Jack, Angie'yi aşağı götür ve biraz uzanıp dinlensin. Bu çok iyi bir fikir. Mike, çocuklarla ilgili bir sorun var. Buster'la ilgili bir sorun mu var? Angie, hayır gitme sen daha iyi. Buster, sen ne yapıyorsun?
Melinda, neler oluyor? Neye bakıyorlar? Dani, dur! Hadi, dur, tamam. Neler oluyor? Çekilin yolunda. Çekilin. Bırak beni, köpeği görmek istiyorum. Kes şunu, yeter. Bırak beni. Hayır, Rami. Bırak beni, bırak beni. Hayır, Bip, hayır. Bırak beni, köpeği görmek istiyorum. Bırak beni, bırak beni. Hayır. Neler oluyor? Bırak beni, Halton. Pippa. Ölmüşler. Olamaz. Onları öldürdü. Lütfen Tanrım, hayır. Seli olmasın. Seli ölmesin. Rafi. Rafi. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Hayır. Tanrı'ya şükür. Doktor bulmalıyım. İyi şanslar Beals. En yakın doktor karşı kıyıda, maça yastı. Ve dışarıda kasırga esiyor. Ferd nerede? Onun en azından acil yardım eğitimi var. Ferd Andrews, ne cehennemdesin? Ben buradayım. Kaldır kıçını, tamam, hemen buraya gel ve oğlumla ilgilen. Çekilin, çekilin yolundan. Yeter artık, sen sesini keser misin? Sakın bana sesimi kesmemi söyleme. Yeter artık. Seni de İkiniz de susun. Da kesin. Senin. Herkes susun. Kapatın çenenizi. Robbie, şu anda Dan'ın tehlikede olduğunu sanmıyorum. Pippa'nın da, Ralph'in de, hiçbirinin. Yani ölmediler mi? Galiba uyuyor. Bu uyku değil. Eğer öyle olsaydı onları uyandırabilirdik. Yok bir şey. Seni geri getirecek. Madem öyle ne? Ben de bilmiyorum. Musunuz çocuklar? Evet. Evet, evet. Jeneratör kaybedecek miyiz dersin? Evet. Kimse ilgilenmediği halde bu kadar çalışmış olması bile bir mucize. Herhalde rüzgar egzoz borusunu açık tutuyordu ama artık yönü değişti. Aslında bu iyi bir haber. Toplantı salonuna mı? Evet. Mike önce oranın hazırlanmasını istedi. Salonda birkaç acil durum lambası var ama onlar da artık yeterli değil. Ben radyodan en son haberlerin bir kısmını dinlemeyi başardım. Bu gece ayı görebileceğimizi söylüyorlar. Ah, işte bu harika. Evet. Ursula nerede? Aşağıda. Sally ve diğerleriyle beraber. Son gördüğümde uyuyordu. Ama şey değil, çocuklarınki gibi bir uyku değil. Ah, her şey düzelecek. Uyanacaklar ve her şey geçecek, göreceksin.
Umarım haklısındır Tevye Gatsu. Umarım haklısındır. Yardım edebilir miyim? Madem öyle aşağı mutfağa gidip kalan mumları getirebilirsin. Korkarım tamam. Jeneratör fazla dayanmayacak. Değişiklik var mı? Hayır. Diğerlerinden birinde var mı? Ama solunumları normal. Göz kapaklarını kaldırınca göz bebekleri ışığa tepki veriyor. Bu iyi bir şey. Rüya görüyor. Evet, hepsi öyle. Robbie nerede Sandra? Bilmiyorum. Birkaç mum alalım mı? Tatlım. Git hadi. Radyodan fırtınanın gece yarısına doğru dineceğini duydum. Denoş bir şey yapmak niyetindeyse... Bence yapacağından emin olabiliriz. Olamaz. Merhaba Joanna Stanhope. Yaşlı fahişenin öldüğüne memnunsun değil mi? Sana bir iyilik yaptım. Yüzüne hakim olabildin ama içten içe mutluluktan dans ediyordun. Biliyorum. Çünkü içinin kokusunu alıyorum. Bu adam geldiğinde Michael, ona istediğini vermek zorundayız. Bunun için dua ettim ve Tanrı'nın bize gösterdiği yol bu. Önce onu dinleyip sonra da karar vereceğiz, tamam mı? İnatçılığın da yeri ve zamanı vardır Michael. Dizginleri bırakıp çoğunluğun iyiliğini düşünmenin de ne kadar zor olsa da gurur insanın mahvına, kibirli bir ruhsa yıkılmasına sebep olur. Bu hadislerden de. Sezar'ın olanlar için Sezar'a, Tanrı'nın olanlar için de Tanrı'ya bedel ödersin. Matthew. Burada kalın lütfen. Durum kontrolümüz altında. Buna inandığının farkındayım ama hepimiz aynı fikirde değiliz. İçeri gelin, gelin baylar. Sakın bunu yapma Memur Anderson. Bu kadının kendi yüzünü yakmasını istemiyorsan. Yüzünün yanmasını ister misin? Hayır. İçeri gelin o zaman. Kasabanın büyücü doktoruyla başın dertte değil mi? Sana ileride kullanabileceğin küçük bir sır vereyim. Tabii bir gelecek olduğunu varsayarsak. Peder Bobby Riggins'in Kestin'de iki yeğeni var. Biri 11, diğeri 9 yaşında. Sarışın, sevimli çocuklar. Peder de onları çok seviyor. Hem de çok. Çocuklar pederin arabasını görünce kaçıp saklanıyorlar. Hatta... Onu yere indir! Bayan Stanhope'un dünyanın en büyük doğum günü mumuyla yakın temasını izlemek istemiyorsan... ...bir daha sana söz verilmeden konuşmamanı tavsiye ederim.
Edge, kapıyı kapat. Bilmekten hoşlanmıyorsun, değil mi? Senin bildiklerin gibisin, hayır. Belki de bana inanmıyorsundur. Sana inanıyorum. Sorun şu ki sen iyileri değil, sadece kötüyü görüyorsun. İyi denen şey Anderson büyük ölçüde bir yanılsamadır. Günü daha az çığlık atarak geçirmek isteyen insanların kendi kendilerine anlattığı masallardır. Buna inanmıyorum. Biliyorum. Sonuna kadar iyiye inan. Korkarım bu sefer inancında yanıldığını göreceksin. Kasaban, zina yapanlar, sübyancılar, hırsızlar, oburlar, katiller, zorbalar, sahtekarlar ve açgözlü ahmaklarla dolu. Ve ben tek tek hepsini biliyorum. Şehvetle doğan toprağa döner. Günahla doğan bana döner. Ne istiyorsun Lenoş? Bir saat sonra herkesin toplantı salonunda olmasını. Başlangıç olarak bu kadarı yeterli. Planda olmayan bir kasaba toplantısı yapacağız. Saat tam 9'da. Ondan sonra... Göreceğiz. Neyi göreceğiz? Bu kasabayla işin bitti mi yoksa... Yeni mi başlıyor? Tam 9'da Anderson. Sen, Hatch, o, Peder Bobby, kasaba başkanı Robbie. Herkes. Şeytan o! Şeytan! Benden uzak tutun. Ne isterseniz yaparım. Yeter ki onu benden uzak tutun. Mike, ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Bizden istediği neyse onu dinleyeceğiz. Başka bir çaremiz varsa bile nedir bilmiyorum. Gidip Robbie'ye söyleyelim. Ya çocuklar ne olacak? Ben onlara bakarım. Onun olduğu yerde bulunmak istemiyorum. Asla. Hayır, asla. Hayır olmaz. Herkes dedi. Buna sen de dahilsin. Çocukları da yataklarıyla yukarı çıkaracağız. Salonun arka kısmına. Evet, bu olabilir. Bayanlar, baylar. Sizin gibi ben de ne beklediğimizi bilmiyorum. Ama... O zaman neden sen de yerine oturup bizim gibi beklemiyorsun, Robbie? Evet, Robbie. Söylemek istediğim Johnny, bu adada her zaman olduğumuz gibi birlik olursak... ...ve bu durumdan da bir çıkış yolu bulacağımızdan kesinlikle eminim. Ve birbirimize güveniyoruz.
Ivy Hopewell. Bu beklenmedik tatilden nefis bir kompozisyon çıkacak, öyle değil mi? Baban bir hırsız. Geçen 6 yıl içinde çalıştığı deniz ürünleri şirketinden 14 bin dolardan fazla para çaldı. Parayla kumar oynuyor. Ve kaybediyor. Baba? Kim olduğunu bilmiyorum bayım ama... Yalancısın. Yalancısın. Ahlaksız Doğan iki kez söyler. Ha Devi? En azından iki kez. Ah, Johnny Harriman. Karşı kıyıda Machias'taki kereste fabrikasını yakan adam. Öyle bir şey yapmadım. Elbette yaptım. 2 yıl önce işten kovulduktan hemen sonra. Kirk de yardım etti. Değil mi? Hem arkadaşlar ne içindir? 70 adam işsiz kaldı ama siz intikamınızı aldınız. Önemli olan da bu. Gördün mü ahmak? Başımıza açsın derde bak. Kapa çeneni. Baylar, gidip dövdüğünüz homoseksüeli mutlaka görmelisiniz. Jack, boşal desenli göz bandını çok beğeneceğinden eminim. Lütfen yeter artık. Lisbon'un arkasında Kanal Sokağı'nda bir dairede oturuyor. İsterseniz adresini de verebilirim. Belki üçünüz beraber diğer gözünü de almak istersiniz. Ne dersin Lucien? Diğer gözünü de çıkarmak ister misin? İşini bitirmek. Alex. Günahla doğan bana döner. Robbie, neden yabancıların arasında ölmeme izin verdin? Bana hala cevap vermedin. Neden senin adını seslenerek öldüm? Oysa... Tek istediğim bir öpücüktü. Bırak o silahı. Neden bu insanlara ben gömülürken nerede olduğunu ve ne yaptığını anlatmıyorsun? Bence özellikle karının çok ilgisini çekecektir. Öyle değil mi? Kapa çeneni. Sandra, onu dinleme. Hepsi yalan. Hepsi yalan dedim. Gözlerin. Gözlerini yiyeceğim. Onları yüzündeyken yiyeceğim. Merak etmeyin. Eminim birazdan kendine gelecektir. Bu arada bir köşeye sinip kalmış halini görmek de fena olmadı, öyle değil mi? Yapmayın lütfen. Gerçeği itiraf edin. Ve şeytanı utandırın. Evet, beklenen an geldi galiba. Artık size durumunuzu açıklayayım. Neden buraya geldin? Ve neden biz? Belki de bizde onun sinirini bozan bir şey vardır. Buradayım çünkü ada halkları gerektiğinde toplumun iyiliği için birlik olmayı da... ...sır saklamayı da bilir. 1587'de Roanoke Adası için bu geçerliydi. 1989'da Little Toll Adası için de. Söyle. Lafı dolaştırmayı bırakmayın, ne istediğini söyle. Çocuklarınız burada yanınızda. Ama aslında değiller. Ben de öyle. Çünkü bir parçam onlarla beraber. İzleyin. Aman tanrım, bu Harry. Jack, Buster de onunla. Aman tanrım.
Hepsi benimle. Eğer orada onları bırakırsam... burada ölürler. Bunu yapabilirim. Rüzgardaki mumlar gibi... sönüp giderler. Lütfen Seli'ye zarar vermeyin bayım. Peter öldü. Kızımdan başka kimsem kalmadı. İstediğiniz neyse, sahip olduğumuz bir şeyse size vereceğiz. Yemin ederim vereceğiz. Öyle değil mi? Ne istiyorsun? Söyle. Uzun zamandır yaşıyorum. Binlerce yıldır. Ama ne bir tanrıyım, ne de bir ölümsüz. Şimdi beni olduğum gibi görüyorsunuz. Yaşlı ve hasta. Hatta ölüyorum. Sizin kısacık varoluş sürenizle kıyaslandığında hala uzun bir ömrüm var. En gençlerinizden Davy Hopewell, belki de Dan Beals mezarlıkta yanınızdaki yerlerini aldığında ben hala bu dünyada olacağım. Ama varoluşumla kıyaslandığında zamanım çok azaldı. Hayır. 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 Yetiştirip eğitebileceğim birini istiyorum. Bütün bildiklerimi ve öğrendiklerimi aktarabileceğim birini. Ben gittikten sonra yerimi alıp çalışmamı devam ettirecek birini. Bir çocuk istiyorum. Arkada uyuyan 8 çocuktan birini. Hayır. Hayır. Asla. Hangisi olduğu fark etmez. Benim nazarımda hepsi aynı. Bana istediğim şeyi ve de özgür iradenizle verirseniz... ben de giderim. Asla. Sana çocuklarımızdan birini asla vermeyiz. Asla! Mike'ı tutun! Durdurun onu! Durdurun onu! Çocukları bırakmamı istemiyorsanız onu tutun. Yoksa bırakırım. İnanın bana bırakırım. Bırakın beni! Tanrı aşkına! Hayır Mike, onu dinlemek zorundayız. Hayır değiliz. Yapabileceğimiz en kötü şey onu dinlemek. Sakin ol Michael Anderson. Bırak sözünü bitirsin. Molly. Molly. Başka seçeneğimiz yok Mike. Onu dinlemek zorundayız. Böyle bir konuda istediğimi kendim alamam. Ama cezalandırabilirim. Sizi temin ederim, cezalandırabilirim. Arkada uyuyan çocuklardan birini bana verin. Ben de sizi rahat bırakayım. Vereceğiniz çocuk diğerlerinden çok ama çok daha uzun yaşayacak. Bana istediğimi verirseniz ben de giderim. Vermezseniz dün gece gördüğünüz rüya gerçek olur. Çocuklar gökyüzünden düşer. Geriye kalanlar da ikişer ikişer okyanusa yürür. Ve fırtına sona erdiğinde burayı da Roanoke Adası gibi bulurlar. Terk edilmiş ve ıssız. Size yarım saat veriyorum. Tartışın ve seçiminizi yapın. Toplantıyı açıyorum.
Bence en iyisi bu konuyu da kasabanın diğer meselelerini olduğu gibi ele almamız olacaktır. Sonuçta bu da bütün kasabanın meselesidir. Buna itirazı olan var mı? Hayır. 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 Pekala. Söz konusu mesele, adamıza gelen bu yaratığa çocuklarımızdan birini verip vermeyeceğimiz, ona istediğini verirsek gideceğini söylüyor. Ve de vermezsek çocuklar dahil hepimizi öldüreceğini söyledi. Durumu açıkça ifade edebildim. Evet. 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 Pekala. Fikriniz nedir Little Tall? Konuşmak isteyen var mı? Başka ne seçeneğimiz var bilmiyorum. Eğer söylediklerini yapabileceğine inanıyorsak. Sen ona inanıyor musun? Ben de kendime ilk bu soruyu sordum. Evet. İnanıyorum. Roberta Cohen iyi bir noktaya işaret etti. Kaç kişi Lenoj'un doğruyu söylediğine inanıyor? Ona karşı gelirsek adadaki herkesi öldürebileceğine kaç kişi inanıyor? Elinizi kaldırın. Ben de. Mike, ne yapacağımız konusunda bir karar vermiyoruz. Sadece ona inanıp inanmadığını. Konunun ne olduğunu biliyorum. Ama o yola bir kez girdik mi attığımız her adımın daha kolay geleceğini de biliyorum. Pekala. Sanırım ona inanıyoruz. En azından bir konu sonuca bağlandı. Ve şimdi bir şeyler söylemek isteyen biri varsa... Benim söylemek istediğim bir şey var. Güzel. Sen de vergi mükellefisin. Devam et. Hayır. O insan değil. Elimi kaldırmadım. Ama bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Ben sizin polisinizim. Kanunları koruması için seçtiğiniz kişiyim. Onun Martha Clarendon'a ne yaptığını gördüm. Peter Gatsu'ya ne yaptığını da, çocuklarımıza ne yaptığını da. Bu yüzden bu tehlikenin gerçekliğini ben de sizin kadar, hatta bazılarından daha iyi anlıyorum. Ama dostlarım, çocuklarımızı bir caniye teslim edemeyiz. Bunu anlıyor musunuz? Çocuklarımızdan vazgeçemeyiz. Peki diğer seçeneğimiz nedir? Ne yapacağız Mike? Ne yapabiliriz? Ona karşı dururuz. Birlik oluruz. İrademizi kullanır ve ona hayır deriz. Tek bir ses oluruz. Hep geldiğimiz bu salonun kapısında yazan şeyi yaparız. Tanrı'ya ve birbirimize güveniriz ve böylece belki de çekip gider. Tıpkı gücünü tüketen fırtınaların her zaman yaptığı gibi. Sezar'ın olanlar için Sezar'a, Tanrı'nın olanlar için de Tanrı'ya bedel ödersin. Bunu sadece bir saat önce sen söyledin Michael. Arkama geç şeytan. Çünkü sen Tanrı'ya ait olandan zevk alamazsın. Mark. Bakın. Bir çocuğu, çocuklarımızdan birini ona verirsek birbirimizle nasıl yaşarız? O yaşamamıza izin verse bile. Tanrı'nın inayetiyle yaşarız. Hepimizin sakladığı bir şey var Mike. Belki sen farklısındır. Ah Jack, hayır. Ben de farklı değilim. Ben bu kopya çektiğim bir sınavın ya da sarhoşken zarar verdiğim birinin yüküyle yaşamaya benzemez. Burada biz bir çocuktan bahsediyoruz. Çocuktan. Bunu anlamıyor musun Jack? Michael.
Diyelim ki gideceği konusunda haklısın. Diyelim ki omuz omuza verip birlik olduk ve ortak irademizle ona hayır dedik. Diyelim ki bunu yaptık ve o ortadan kayboldu. O zaman geldiği yere dönecektir. Çocuklarımızı sen de gördün. Onları gerçekten nerede tutuyor bilmiyorum ama gökyüzünde uçmak kadar tehlikeli bir yerde olduklarına hiç şüphem yok. Ve de düşebileceklerine. Buna inanıyorum. Tek yapması gereken bastonunu sallaması ve çocuklarımız düşer. Eğer bu olursa bununla nasıl yaşayacağız? Blöf yapıyor olabilir. Yapmıyor Michael. Sen de biliyorsun. Kendin gördün. Çocuğu öldürecekmiş gibi konuşuyorsun Michael. Sanki çocuk bir tür kurbanmış gibi. Bana daha çok bir evlat edinme gibi geldi. Ve uzun bir yaşam. Eğer ona inanıyorsak tabii. Ki gördüklerimden sonra ben inanıyorum. Ben buna inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Lenoş bastonuyla Martha Clarendon'ı öldürdü. Martha'nın gözlerini oyup çıkardı. Ve biz bu canavara bir çocuk verip vermeyeceğimizi mi tartışıyoruz? İsterseniz ruhlarımızı da verebiliriz. Bence en korkuncu ne olur biliyor musun Michael? Diyelim ki yarı yarıya haklısın. Diyelim ki onlar öldü ve biz yaşadık. Birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? O zaman birlikte nasıl yaşayacağız ha? Peki seninle nasıl yaşayacağız? Yarım saat demişti. Sadece 10 dakikamız kaldı. Bunu yapamayız. Bunu anlamıyor musunuz? Bunu yapamayız. Görmüyor musunuz? Biz buna izin veremeyiz. Bence senin bakış açını hepimiz anladık. Şimdi oturur musun lütfen? Sani... Mike. Söylediğini yapsan daha iyi olacak. Pekala. Tamam. Bunu düşünmek zorundasınız çocuklar. Bunu çok dikkatli düşünmek zorundasınız. Ben Ralph'in yanına gidiyorum. Pekala, ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Tanrı yardımcımız olsun, ona istediğini verelim. İstediğini verelim ki kendi yoluna gitsin. Bu Sally bile olsa, ölmesindense kötü bir adamla yaşaması daha iyidir. Tanrım, Michael Anderson, senin kalbin yok mu? Onlar çocuk. 8'ini de öldürmesine izin veremeyiz. Konuşmak isteyen... Yapmayın. Lütfen. Lütfen. Ursula. Lütfen. Hatch, Jack, Robbie, hepiniz. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Bunu kabul etmeyin. Lanetleneceğiz. Pekala, o zaman oylamayı sınırlayalım. Sadece aileler oy kullansın. Hepsi de bu adanın sakini. Hayır. Hayır, bu hiç adil değil. Kızımı ben büyüttüm. Evet, ada halkının da çok yardımı oldu. Senin karın da dahil Mike. Ama yine de ben büyüttüm. Böyle bir kararı tek başıma almak zorunda kalmamalıyım. Gerçekten kötü bir şey olduğunda, hiçbir seçenek diğerinden iyi değilken insanlara yardım etmeyecekse bir toplum ne işe yarar? Bundan daha iyi açıklayamazdım Linda. Tanrı aşkına oylayalım ve bitirelim şu işi artık, hadi. Robbie, lütfen oylamaya yap. Oylayalım. Lütfen oylamaya yap Robbie. Pekala, tamam. Ama şunu iyi anlayın. Oğlum bunun bir parçası değil. Tamam mı? Beni anladınız mı? Oğlum bu delinin bir parçası olmayacak.
Evet, olacak. Asla görevlerimizden kaçmadık Michael. Bu adadaki hayatın bir parçası olduk ve bunun da bir parçası olacağız. Ciddi olamazsın Molly. Ciddi olamazsın. Ciddiyim Mike. Peki. Canınız cehenneme hepinizin. Ben oğlumu alıp gidiyorum. Gidemezsin. Bu işte ben abi. Michael, kes. Beni. Kes artık Michael. Bırakın onu. Yeter artık. Michael. Sakin ol. Sakin ol Michael. Yapıyorsunuz. Yeter artık. Michael sakin ol. Sakin ol. Tamam yeter. Michael. Sakin ol. Sakin ol. Tamam geçti. Tamam. Tamam. Oturacağım. Michael. Mike seni... Benden uzak dur. Kapa çeneni aç. Bak, biraz daha düşünsen sen de anlayacaksın. Sen de bize katılacaksın. Yapabileceğimiz tek şey bu. Başka ne yapabiliriz? Ne öneriyorsun Mike? Bir prensip uğruna hepimiz ölelim mi? Peki ya Lenoj'un aldığı pipa olursa? Kendime onun bebekken öldüğünü söyleyeceğim. Beşiğinde aniden öldüğünü, buna engel olamazdık diyeceğim. Buna inanacağım. Melinda ve ben ikimiz de buna inanacağız. Sessizlik, sessizlik, sessizlik. Oylama başlamıştır. Bizi rahat bırakacağı sözüne güvenerek Bay Lenoj'a istediğini verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Kararınız nedir Little Tall? Olumlu cevap verenler lütfen elini kaldırsın. Ben Harry'nin babasıyım. Ve evet diyorum. Ben de annesiyim ve evet diyorum. Evet diyorum. Carla ve ben de evet diyoruz. Evet. Başka çaremiz yok. Çaremiz yok. Evet diyorum. Tek seçenek bu. Ben de. Evet. 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 Yaşamda birini kaybetmek, ölümde hepsini kaybetmekten iyidir. Evet diyorum. Karşı çıkanlar... Hariç herkes lehte oy kullandı. Karar verilmiştir. Bir karara vardınız mı? Evet vardık. Ve kabul ediyoruz. Mükemmel. Doğru tercihi yaptınız. Çok zor bir karar verdiniz dostlarım. Ve Anderson'ın söylediklerine rağmen iyi bir karar verdiniz. Doğru olanı yaptınız.
Sevgi ve sorumluluk duyan insanların bu koşullar altında yapabileceği en doğru ve tek şeyi yaptınız. Bunlar karar taşlarıdır. Dünya gençken bile onlar yaşlıydı. Atlantis Afrika Okyanusu'na gömülmeden çok önce önemli kararların verilmesinde kullanılırdı. Kesede 7 beyaz taş var. Bir tane de siyah. Gitmem için sabırsızlanıyorsunuz, biliyorum. Ve sizi suçlayamam. Her çocuğun ailesinden biri gelsin lütfen. Şu işi bitirelim. Son derece basit. Her biriniz keseden bir taş çekecek. Herkes çekene kadar taşınızı göstermeyin. Siyah taşı çeken ailenin çocuğu benimle gelecek. Uzun yaşayacak ve çok görecek. Ve çok öğrenecek. Bayan Robichaud, Jill, sen başlar mısın? Hadi hayatım. Çek. Bayan Hatcher. Yapamam Robby, sen. Devam et, çek. Bayanlar. Önce sen çek Molly. Hayır, sen. Lütfen. Evet dostlarım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. Şimdi kim ilk gösteren olma cesaretine sahip? Korkudan kurtulup rahatlamanın tatlı tadına ilk kim varacak? Yapmayın. Tanrı'nın korkakları cezalandırdığını bilmiyor musunuz? Buster, seni seviyorum. Göster, hadi Sandra, aç elini. Yapamam Robby, yapamam. Danny biliyorum, o biliyorum. Asla şanslı olmadım. Beyaz. Oh. Oh.
Lütfen Tanrım, sana yalvarıyorum. Haydi'mi benden alma. Beyaz. Bayan Robichaud. Jill. Yapamam. Yapabilirim sandım ama yapamayacağım. Özür dilerim. Bay Bright, Henry, lütfen gösterir misin? Lütfen. Hayır. 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 Pip, annen geliyor hayatım. Annen geliyor bir tanem. Mike. Hayır, bu... Bu olamaz. Oğlumu alamazsın. Acını hissedebiliyorum Molly. Ama anlaşmayı sen kabul ettin. Hayır, ayarlamıştın. Bir şekilde ayarlamıştın. Seni temin ederim yapmadım. Bu oyun dürüstçe oynandı. Çok dürüstçe. Uzun vedaların sadece acıyı arttırdığına inanırım. Bu yüzden... Hayır, bunu yapamazsın. Bayanlar ve baylar... Little Toll sakinleri, ihtiyaçlarıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Toplantı sona ermeden önce size son bir önerim var. Bu olanlardan dış dünyaya ne kadar az bahsederseniz o kadar mutlu olursunuz. Tabii yine de mutluluk gibi bir şey sonuçta size bağlıdır. Artık yeni çocuğumu alıyor ve sizleri düşüncelerinizle baş başa bırakıyorum. Umarım mutluluk dolu olurlar. Çekilin, çekilin, çekilin! Çekilin! Anlaşma yaptık.
bizi aldattın. Belki de siz kendinizi aldattınız. Asla sana ait olmayacak. Asla. Evet olacak. Beni sevmeyi öğrenecek. Bana baba demeyi öğrenecek. Yapma. Sakın bana dokunma. Bir daha bana dokunmayın. Hiçbiriniz. Hiçbiriniz. Rafi! Rafi! Lütfen. Onu geri getir. Her şeyi yaparım. Onu geri ver. Lütfen! Onu geri ver! Ralfi! Maçayaz, 1989 yazı. Mike ve sen ne zamandır birlikte olmuyorsunuz? Sonuncusu büyük fırtınadan önceki geceydi. Yüzyılın fırtınasından önce. Oğlunuzu kaybetmeden önce. Evet. Oğlumu kaybetmeden önce. Ve Mike bu kayıptan seni sorumlu tutuyor. Sanırım beni terk edecek. Bundan çok korkuyorsun değil mi? Kalmak için deneyebileceği bir yol kalmadı. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Molly. Bana Ralphie'ye ne olduğunu bir daha anlat. Neden? Daha önce de anlattım. Bunun ne yararı olacak? Ralphie öldü. Fırtınanın ikinci günüydü. Belediye binasına sığınmıştık. Fırtına ne kadar kötüydü bilemezsiniz. Biliyorum, buradaydım. Evet Lisa, sen burada anakaradaydın. Adada farklıdır. Adada her şey farklıdır. Dışarı çıkmamız büyük bir hataydı. Özellikle de çocukların çıkması. Ama fırtınayı hafife aldık. Birçok insan yönünü şaşırdı ve kayboldu. Ralphie de onlardan biriydi. Angie Carver dönmeyi başardı. Ama diğerlerinden dönen olmadı. Mike. Söyleyecek bir şeyin varsa hemen söylesen iyi olur. Feribot 20 dakika sonra kalkıyor ve kaçırmak niyetinde değil mi? Nereye gidiyorsun? Yapma Mike, gitme lütfen. Şubat'tan bu yana bir gece olsun rahat uyuyamadım desem sana bir faydası olur mu? Yanılmış olabiliriz desem bunun bir faydası olabilir mi? Gitmem gerek hiç. Robbie sana ne zaman istersen kasaba polisi olarak işini geri alabileceğini söylememi istedi. Tek yapman gereken söylemek. Burada işim bitti. Elimden geldiği kadar denedim ama bitti. Molly'nin sana ihtiyacı var. Ne halde olduğunu görmedin mi ha? Ona hiç baktın mı? Ona sen bak. Tamam mı? Melinda da pek iyi değil. Çok fazla sakinleştirici alıyor. Belki de ilaç bağımlısı olmuş olabilir. Çok kötü. Ama en azından kızın yanında. Rahat uyuyamıyor olabilirsin.
Ama ne zaman istersen Hipa'nın odasına gidip onun uyumasını izleyebiliriz. Değil mi? İyi şanslar Ayç. Kutup beyazında yolunu kaybetti. Belki de Bill Timmons'la beraberdi. O anda yalnız olmadığını düşünmeyi tercih ediyorum. Yön duygularını tamamen kaybedip denize düşmüş olmalılar. Çünkü sadece ikisi bulunamadı. Bana bu hikayede anlatmadığın daha bir sürü şey var, değil mi? Bana ya da bir başkasına anlatana kadar acı çekmeye devam edeceksin. Ne yaparsam yapayım çekeceğim zaten. Bazı yaralar asla iyileşmezmiş. Eskiden bunu bilmiyordum ama artık öğrendim. Molly, kocan senden neden nefret ediyor? Ralphie'ye gerçekten ne oldu? Çok uzaklara gitti. Fırtınalarda olur. İnsanlar kaybolur. Ralphie'nin başına da aynı geldi. Kutup beyazında kayboldu. Fırtınada kayboldu. Üzerinden 9 yıl geçti. Feribota binip oradan ayrıldım. Bir daha da dönmedim. Tek derdim her gece gün batımından sonra güneş gözlüğü takmak zorunda olmamdı. Göstergedeki her kilometre Little Toll'dan biraz daha uzaklaşmak demekti. Mall bankadaki parayı, sigortayı, marketi, evi ve Vanceboro'daki bir miktar toprağımızı aldı. Ben de arabayı ve huzurumu aldım. Ya da ondan geriye kalanı. Ve kendimi burada yeniden denizde buldum. Sanırım komik. Yine de Pasifik daha farklı. Ne kış mevsimi yaklaşırken yaşanan sert havalar var burada, ne de karşı kıyıdaki hatıralar. Okula döndüm. Polis akademisinden mezun oldum. Sonra da muhasebe eğitimi aldım. Hukuk fakültesine gitmeyi düşündüm. Sonra bir kez daha düşündüm. Maine kıyısında bir adada market işleterek başlamış ve federal polis olmuştum. Ona ne dersiniz? Bazen ada çok uzak. Andre Leno'sa kötü bir rüyaymış gibi geliyor. Bazense gece geç saatte uyanıyor ve atmak üzere olduğum çığlığı tutuyorum. Başında da dediğim gibi onlarla hala görüşüyorum. Melinda Hatcher 1990 Ekim'inde öldü. Yerel gazete kalp krizi diye yazmış. Ursula Gatso bana küpürü gönderdi. Ardında başka bir şey var mıydı bilmiyorum. 35 yaş kalbin durması için çok erken ama olabiliyordu. Molly ve Hatch 1993 Mayıs'ında evlendi. Ursula bana o küpürü de gönderdi. Duyduğum kadarıyla beraber mutlularmış. Sevindim. Onlara mutluluk dilerim. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum.
Little Tall'daki herkes bu kadar şanslı değildi. Jack ve Angie Carver, Molly ve Hitch evlendikten 2 ay sonra boşanmış. Jack, Buster'ın vesayeti için mücadele etmiş. Çok zor gelmiş olmalı. Davayı kaybetmiş. Adadan ayrılıp Lewiston'da bir oda kiralamış ve 94 yazının sonuna doğru bir gece o odada intihar etmiş. Bütün varlığını Harmon Brodsky adında 80'lerde bir bar kavgasında bir gözünü kaybetmiş olan bir adama bırakmış. Robbie Beals kasaba rıhtımındaki balıkhaneyi yeniden inşa ettirmiş ve Kirk Freeman'ı da işe almış. Kirk'ün söylediğine göre 1996 ilkbaharında bir sabah Robbie'nin karısı Sandra sarı elbisesi ve kırmızı çizmeleriyle rıhtıma gelmiş ve kayıkla gezmek istemiş. Kirk ona can yeleği giydirdiğini ama halini hiç beğenmediğini söylemiş. Sanki hala uykuda gibi görünüyormuş ama ne yapabilirmiş ki? Sakin bir sabahmış. Rüzgar yokmuş ve Sandra patronun karısıymış. Kayığı buldular ama Sandra'yı bulamadılar. Ama anlam veremedikleri tuhaf bir şey daha varmış. Adada bunu anlamalarına yardım edebilecek insanlar var ama ada halkı sır saklamasını bilir. Biz payımıza düşeni 1989'da sakladık. Orada yaşayan insanlarsa hala saklıyor. Bu nakit bir dünya. Bedelini yaşarken ödüyorsun. Bedel bazen küçük oluyor. Genellikle büyük. Arada bir de sahip olduğun her şey. Bunu 9 yıl önce Little Tall'da yüzyılın fırtınası sırasında öğrendiğimi sanmıştım. Ama yanılmışım. Büyük fırtına sırasında öğrenmeye sadece başladım. Ve ancak geçen hafta bitirdim. Ralphie. Bir mektup yazıp Molly'ye anlatabilirdim. Bunu düşündüm. Hatta bunun için dua ettim. Bütün seçenekler acı verirken hangisinin doğru olduğunu nasıl bilebilirsin ki? Sonuçta sessiz kaldım. Bazen çoğunlukla da geceleri uyuyamadığımda. Belki de yanıldım diyorum. Ama gün ışığında daha iyi anlıyorum. Gün ışığında daha iyi anlıyorum.